Abdullah Bey, alayım böyle. Akdeniz'in de olduğu öbür haritayı ekrana getirebilir miyiz sevgili arkadaşlar? Evet. Şimdi bakın. Güzel mi bu harita, olur mu? Çok iyi. Çok güzel. Şimdi ben çizdim. Asıl sen çok güzel deyince ödemek istedim. 100 yıl önce bize atılan kazı 100 yıl sonra tekrar atmaya kalktılar. Yani nasıl? Bizi enerji kaynaklarından mahrum bırakma kazı. Nasıl Rusya'daki Kerkük petrollerinden bizi geçen yüzyılda mahrum bırakmışlarsa, bu yüzyılın başında da Güney Kıbrıs'ın kesimini, bütün adanın temsilcisi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin işgal edilmiş topraklar olarak tanımlayıp Avrupa Birliği'ni alarak, daha sonra işte bir takım Sevilla haritası maritası falan diyerek adalar üzerinden bir Doğu Akdeniz enerji jeopolitiği ile ilgili bir inisiyatif geliştiren ve Yunanistan, Güney Kıbrıs'ın kesimi ve Yunan adaları üzerinden Doğu Akdeniz'de ve adalar üzerinden kara ve deniz sınırlarını belirleyen Avrupa bize çok ağır bir kazık atmaya kalktı. Peki aynı Avrupa ya da Amerika kendi aralarındaki anlaşmazlıklarda Adalet Divanı'na gidip ana karanın asıl olduğu yönünde kararlarla karşılaştılar. Biz olunca iş farklı mı oluyor? Tabii biz olunca farklı oluyor. Hatta İngiltere, şimdi Girit Adası'nda sadece Girit üzerinden Kanada, 6 mili 12 mili çıkartıp bizim münhasır ekonomik bölge anlaşılılık bozmaya dair bir takım çabaları da var. Veya emsal teşkil etmeye dair. Şimdi geleceğin yüzyılını ne belirleyecek? Enerji üzerinde hak sahibi olanlar belirleyecek. Sonuçta burada 55 trilyon dolarlık gaz, gaz hidrat ve petrol olduğu söyleniyor. Şimdi Türkiye'yi dışladılar buradan. Bir takım kendi aralarında enerji jeopolitiği ile ilgili anlaşmalar yaptılar ve Libya'da da bir şekilde Hafter üzerinden Libya'nın da 5,5 trilyon dolar olduğu söyleniyor. Enerji, bilinen enerji rezervlerinin buralarla büyük bir inisiyatif. Hatta savaş sırasında, iç savaş sırasında bile Avrupa'nın %40 petrol ihtiyacının Libya'dan karşılandığı, Libya'dan karşılandığı söyleniyor. Şimdi Türkiye ne yaptı? Çok zor bir mücadeleye girişti. Savaşın eşiğine geldi 2019'da, 2020'de Yunanistan'da. Büyük gerilimler yaşandı. Neydi? Türkiye Libya ile imzalamış olduğu münhasır ekonomik bölge anlaşmasıyla birlikte hem Doğu Akdeniz'de bir inisiyatif elde etti, hem de Libya'da bir inisiyatif elde etti. Şimdi bu inisiyatifin kesinlikle ve kesinlikle bir daha kaybedilmemesi gerekiyor. Yani bizim buradaki bu havzaya ortak olmamız gerekiyor. Diğer tarafıyla... Bu arada tabii İsrail, Mısır, hatta Suriyeli ilişkiler... Son derece önemli. Normalleşme ve normalleşme şimdi sürecinde. Amerika Birleşik Devletleri... Hatta İsrail'le daha normal, Mısır'la kısmen normal, Suriye'yle de belki ikinci basamakta diyelim. Burada Başat'la sorun... Ben şöyle bir cümle kuruyorum. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'li bir çözüme zorlanmıyor. Üreteceği inisiyatiflerle beraber. Kavga dövüşü gerek değil mi? Öyle inisiyatifler üreteceğiniz diyecek ki ben bu işi Türkiye'siz yapamam. Olmaz. Şimdi bununla ilgili Türkiye'nin Libya hamlesi son derece önemli. Bir diğer tarafıyla şimdi Mısır'la, İsrail'le, Suriye'yle, Filistin'le, Lübnan'la geliştirecek ilişkiler de son derece önemli. Şimdi bunların hepsinin gazının nereden gelecek? Şimdi AESMET projesi dendi. AESMET'in işte sadece deniz geçişi 9.8 milyar dolar filan böyle şeyler konuşuldu. Pahalı. Pahalı. Ama tercih edebilir mi? Tercih edebilir. Sonuçta Türkiye'yi bypass etmeye dair. Çünkü sonuçta F-16'lardan para kazanacak ama F-16'ları diyor ki satmam diyor. İşte Bob Menendez gene engeller falan koymaya kalkıyor. Mesele sizin ortaya sizin gücünüze yapacağı katkı. Bu katkıyı istemiyorsa, bunu pahalı da olsa buradan geçirmeye kalkabilir. O zaman biraz önce kurmuş olduğum cümle. Böyle bir niyet ve maksadı olsa bile sizinle bir çözümü onu zorlamalısınız. Nasıl bir inisiyatif geliştirmesiniz. Bunu yaptı zaten, yapıyor Türkiye. Burada burayı Yunanistan'a kaptırmayacak. Güney Kıbrıs ülkesine kaptırmayacak. Yani Avrupa Birliği'ne kaptırmayacak. Buradaki hakimiyetini korursa ister istemez Amerika hakkını Birleşik alırsa. Devletleri ile masaya oturmak, yani Amerika Türkiye ile masaya oturmak zorunda kalacak. Yani Amerika bir şey ilgili Türkiye'yi çözüm. Masaya bu Türkiye çözüm aynı zamanda ekonomi. Amerika Türkiye'ye baskı olmuyor. Yapma şeyinden biraz vazgeçecek. Ya Amerika'nın sınırı var orada. Çözüm tabii olmaz diyecek. Şimdi neyi düşünüyoruz? Ben biraz önce bir cümle kurdum. Özellikle oraya gelelim. YPG, evet, buraya, PKK'ya girmesine gel. Devlet kurulmayacak. Şimdi en önemli geçenlerde bir olay oldu. Üç kere vurdular. Hormor ve Çemçemal'de Irak'ın kuzeyinde gaz sahaları var. Son derece zengin.
Bunu çıkartacak bir şirket var. Hı hı. Bu şirketi İranlılar patır kütür vurdular 2-3 kere. Bu yerde Irak'ın kuzey bölgesel yönetimi çok isyan etti. İşte İran bizi vuruyor ediyor filan. Şimdi burada bir enerji savaşları, enerji mücadeleleri olacak. Şimdi burada tabii siz güçlüyseniz kimse sizinle mücadele etmeyecek. Sizinle beraber bir çözüme yönelecek. Ama şimdi tam şekillenmiş değil. Bakın sayalım. Doğu Akdeniz'le ilgili şu havzadaki ülkelerin enerjisi, enerji çıkartacaklar. Yani bir şekilde üreticiler. Şimdi bu üreticilerin gazı nereden gidecek? Peki alternatifleri sorar mı, söyler misiniz bize? Bir ekleyeceğim. Tamam. Katar'ı ekleyeceğim buna. Peki. Irak gazını etkileyeceğim. Hı-hı. Kerkük gazını, yani Baba Gürgür'deki gazı Hı-hı. ekleyeceğim. Çemşemal'deki, Hormor'daki, yani Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönündeki gazı ekleyeceğim. Tartışmalı bölgelerdeki gazı ekleyeceğim. İran gazını ekleyeceğim. Azerbaycan gazını ekleyeceğim. Türkmenistan gazını ekleyeceğim. Ve Rus gazıyla birlikte Kazakistan gazını ekleyeceğim. Tamam. Şimdi bunlar nereden gidecek? Ama zaten şuradan, diğerlerinin bak, gittiği bir yol var. Şuradan mı gidecek? Tamam. Buralardan gelip Türkiye'yi bypass edip buralara gidip buradan deniz yoluyla yapılan bir boru hattıyla beraber mi gidecek? Pahalı da olsa. Yoksa Türkiye üzerinden daha ucuz bir hatla beraber bütün toplayıp bu Putin de söylemiş olduğu o terminal, yani, tevar mesalesiyle şöyle, beraber gidecek. Şimdi yukarısının zaten boru hatları var, tamam mı? Doğru mu? Gürcistan, Azerbaycan var. Var. Ama buraya baktığımızda burası bir merkez haline gelirse buradan itibaren bir boru hattıyla tüm bunlar toplanarak buraya gelebilir. Doğru mu? Şimdi bunu sağlamalıyız. Onu anlatmaya Hı-hı. çalışıyorum ben. Şimdi burada bunun mücadelesini vermeliyiz. Hı-hı. Şimdi eğer PKK'nın Suriye'deki sözde bir devlet oluşumu falan var. İşte Irak'ın kuzeyindeki ve tartışmalı bölgelerdeki gazın ambar üzerinden, işte Ürdün üzerinden bir şekilde İsrail'e getirip İsrail'in Hayfa'dan bu taraflara gönderilmesi ama gibi bir projeler. Ama o gene deniz yolu. Şimdi hayır, ama karadan getirecek, Türkiye'yi bypass edecek. Türkiye bir kere ergonomik bir yol. Yani fayda maliyet hesabıyla bakıldığı zaman fayda sağlıyor. Ama Türkiye'nin güçlenmesini, gelecek yüzyılda bir etki ortaya koymasını istemeyen güçler Türkiye'yi bypass etmekle veya buradan asgari fayda sağlamasını ilgilemek, üretmekle ilgili bir takım denklemler geliştirebilirler. O yüzden ben ısrarla şunu söylüyorum. PKK denilen terör devletinin kurulması mutlaka engellenmeli. Zaten engellenmiyor mu şu an? Yok, şu an orada aşağıda yok. Amerika korumasında şu anda. 40.000 kilometre karede var. Hı-hı. Oranın dağıtılması gerekiyor. Onu Hı-hı. söylüyorum. O son derece önemli bu enerji operatörün şekillenmesinde. Bir diğer tarafı da Libya'yla olan inisiyatifin mutlaka devam etmesi gerekiyor. Ve Doğu Akdeniz'deki haklarımızın bir şekilde elimizden kesin gitmemesi gerekiyor. Şimdi burada Türkiye'yle bir çözüme razı oldukları takdirde doğal olarak buradaki alanın bir şekilde ergonomik olan hat üzerinden Türkiye üzerinden gitmesiyle ilgili son derece önemli bir fotoğraf şekilleniyor. Şimdi burada herkes kazanıyor. Şimdi Türkiye herkesin kazanabileceği, Amerika Birleşik Devletleri'nin evet diyebileceği bir çözümü üretebilirse bu gerçekten de Türkiye açısından da bölgenin istikrarında büyük bir... Bu dediğinizde herkes kazanıyor da kaybedenler kulübü ortaya çıkıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri nerede kazanıyor? Burada kaybeden tek Yunanistan. Yunanistan nerede kaybetmeli, kazanıyor? Kaybetmeli. Nasıl terör örgütü PKK, PYD'den nerede kazanıyor? Şimdi Yunanistan burada kaybetmeli. Bunların üçüne yani ben söylüyorum, bakın bu kadar büyük bir düşmanlığın üzerine bence Yunanistan kaybetmeli. Türkiye yapabilirse Arnavutluk üzerinden, Makedonya üzerinden, İtalya üzerinden çok rahatlıkla burayı Yunanistan'a bypass ederek Türkiye Yunanistan'a bedelini ağır ödettirebilir. Çünkü ne komşuluğa ne de hakkaniyete uymayan bir yolu tercih ettiler. Şimdi Amerikan üsleri, evet Amerikan üsleri bir şekilde Türkiye'yi tehdit etmediği sürece kabul edilebilir bir fotoğraf. Sonuçta Türkiye'de de üsleri var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Şimdi biz Amerika Birleşik Devletleri'ni neden karşımıza alalım? Ne gerek var buna? Niye kavga edelim? O veya o niye bizimle kavga etsin? Şimdi geçmişte bir takım kavgalar yapıldı. Bir takım özellikle 3 Mart tezkeresinden sonra CENTCOM'da, Pentagon'da büyük bir bozuşma var. Ve bu bozuşmanın üretmiş olduğu bir bedel var. Tamam, ama çuval falan Ukrayna Savaşı, rahatlamadılar mı? Yok, daha rahatlamadılar. Ve otel daha yeni söyledi. Biz dedi, dede açtı dedi, Türkiye'yi bypass yok, ettik. Türkiye'ye yeni açık falan yani, dedi. Daha hala dertleri ne yani? Hayır, hala F-16'larla... Ya şöyle bir şey var ya, bu Yunan lobisi, Rum lobisi, Ermeni lobisi, bu tramva geliştiren lobiler sürekli Türkiye ile ilgili orada Amerika Birleşik Devletleri'ne fiştekliyorlar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri de bunu tabii kendi menfaatleri dolayısıyla kullanmayı iyi biliyor. Şimdi onlar üzerinden üretmiş olduğu olumsuzluklar veya Türkiye'nin önüne çıkartmış olduğu sunni
problemlerle beraber Türkiye'nin asıl meselelerini değersizleştiriyor. Hı-hı. Pazarlık gücünü aşağıya doğru çekiyor. Akıllı bir ülke sonuçta. Geldi şimdi, bu işte. Şimdi üstler. Bu buralardan bakıldığında temel cümlemiz şu. Büyük bir fırsat var. Ukrayna Savaşı'nın ve coğrafyanın sunmuş olduğu yeni bulunan enerji havzaları ve bununla ilgili Türkiye özellikle Doğu Akdeniz'deki hakkını kaptırmazsa, Libya'da üretmiş olduğu inisiyatifi kaptırmazsa ve YPG, PKK denilen terör devletiyle ilgili meseleyi bir şekilde tarihe gömerse diğer taraflarda özellikle Kafkaslar'da da çok büyük bir istikrar sağlanacağını düşünüyorum. Peki. Çünkü bir şekilde Ermenistan da refaha dahil olacak. Hatta şöyle bir fotoğraf var. Yani şimdi örneğin Azerbaycan gazı, TANAP veya Bakü Tiflis Ceyhan nereden geliyor? Gürcistan üzerinden geliyor değil mi? Şimdi Gürcistan üzerinden gelirken nereden geçiyor? Kuzey Ossetya'nın hemen çok yakınından geçiyor. Evet. Yani bir istikrarsızlık alanından geçiyor. Ama Ermenistan bir şekilde Zengezur koridorunu açar. Oradan da Boratları geçerse daha kısa yol. Sadece buna Azerbaycan'ın gazı değil ki. Türkmen gazı da dahil olacak. Diğer coğrafyadan gelecek. Ha, bu arada şunu da unutmayalım. Türkiye-Ermenistan arasında da her ne kadar Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerine bağlı olsa da bir büyük adım atılmış durumda. Azerbaycan'la beraber atılmış tabii, durumda. Tabii yani ona da bağlı olacak. Şu an Türkiye ile Azerbaycan gerçekten stratejik bir ittifak imzaladılar. Evet. Ve bunun üretmiş olduğu o Şuşan beyannamesiyle beraber çıkan temel fotoğrafta Türkiye Azerbaycan'la konuşmadan bir şey yapmıyor. Azerbaycan Türkiye'de konuşmadan bir şey yapmıyor. Bu son derece önemli. Anladığım kadarıyla Paşinyan da çok net gördüğü anladı zaten. Yani Paşinyan bunu görmüş olabilir de. Anladım emin değilim. Onu bilmiyorum. Çünkü Paşinyan ne yazık ki aynı Yunanistan gibi bir proksi devlet ve bağımlılığı hem batıya hem doğuya. Maalesef. Yani Rusya'ya. Paşinyan'a çok operasyon yapılıyor. Bence burada görülen şey biraz evvel birinci bölümde anlattığım şeydir. Ermenistan'da gördüğü Rusya'nın tek elde tutma projesi gevşeyince herkes bu gevşemede hani Türkiye üzerinde merkez olacak ya payını alabilir. Yani Ermenistan bile bu konuda bazı kanallarını kullanarak... Sayın Bakanım Yunanistan'a vermeyelim. Efendim? Yunanistan'a vermeyelim. Hayır Ermenistan dedim. Ermenistan. Tamam ben Ermenistan deyince Yunanistan'a vermeyelim. Tamam peki şunu soracağım. Yani çok net demin söyledi Abdullah Bey. Üç koşul saydı. Doğu Akdeniz'deki hakimiyetini kaybetmesin. Libya ile olan anlaşması ve PKK-YPG yani bakın, şu alandaki bölümü dağıtsın diyor. Şu havzadan gelecek gazın PKK alanından geçmemesi gerekiyor. Yani aslında şu koridor dediğimiz biz o koridoru yani engelledik. Terör koridoru diyoruz ya. Ama Türkiye engelledi. Ettik. Bakın aşağıya. Ama aşağıdan gelebilir. Aşağıya ettik. Evet. Şimdi ama şurada şurada Amerika'yı şurada, bir şurada bir PKK terör oluşumu var. Şöyle, bu terör oluşumu. Şöyle değil mi? Şuradan çizsem gösterebiliyorum. Ben şu alan onlara ait. Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'de çözüme zorlamak derken aslında özellikle burayı kastediyorum. Peki o zaman ben de şunu sorsam size. O zaman Türkiye'nin Esad'ın da Putin'e bağımlılığını düşünürsek bir an önce belki ilişkilerini daha normal bir seviyeye getirmesi lazım. Özellikle PYD-PKK özelinde. Evet. Değil mi? Doğru. Bir de dün şuralarda olan olayların acaba bu denklemde bir ilişkisi var mı? Bir de ona bakmak lazım. Peki.